Merhaba arkadaşlar. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gittiği her ilde bir okula gidip o okulda bir derse girmeyi, öğretmeni dinlemeyi ve öğrencilere sorular sormayı çok seviyordu. Kongreden sonra 7. kez gittiği Sivas'ta çok heyecanlıydı. Doğruca kongre binasına gitti. Hali hazırda liseye dönüştürülmüş olan binada yanındaki arkadaşlarına kongre sırasında yaşadığı anılarını anlattı. Daha sonra baş öğretmen bir sınıfta derse girmeye karar verdi. 9A sınıfına gitti. 9A sınıfında o sırada Hendese, evet yanlış anlamadınız, Hendese dersi vardı. Mustafa Kemal içeri girdiğinde çocuklar ayağa kalktı. Oturun çocuklar dedi. Mustafa Kemal ayakta dersi dinlemeye başladı. Öğretmen tahtaya bir tane öğrenci kaldırmış, ona bir soru sormuş, çocuğa müsellesin dılı zeviyesini hesaplamasını istiyordu. Evet arkadaşlar, öğretmen Hendese dersinde müsellesin dılı zeviyesini hesapla diyordu çocuğa. Çocuk garip garip bakıyordu. Bu da ne diyordu? Anlamıyordu ki çocuk. Mustafa Kemal Paşa, baş öğretmen daha fazla dayanamadı. Artık dilimizden bu Arapça, Farsça kelimeleri çıkartmamız gerekiyor. Daha anlaşılır hale getirmemiz gerekiyor dedi. Öğretmenden müsaade istedi. Eline aldığı tebeşirle tahtaya doğru uzandı. Tam tahtaya o yazıyı yazarken işte o meşhur resim Sivas'ta 9A sınıfında Hendese dersinde çekildi. Kemal tahtada Hendese'nin karşısına geometri yazdı. Müsellesin karşısına üçgen, dılının karşısına kenar, zeviyenin karşısına da açı yazdı. Sonra tahtadaki öğrenciye döndü. Hadi şimdi çocuğum, üçgenin kenar açılarını hesapla dedi. O günden sonra üçgenin kenar açılarını hesaplamak daha da bir kolaylaştı. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal Paşa yani baş öğretmen dünya liderleri arasında 44 sayfalık geometri kitabını yazan tek lider Mustafa Kemal Atatürk'tü. Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere ayrıca değer verdi. Hayatta affedemeyeceğim tek şey öğretmene yapılan saygısızlıktır diyordu. Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere ayrı bir değer verir. Gelecek nesiller sizin eseriniz olacak derdi. Öğrencilere de döner, Cumhuriyeti biz kurduk, yaşatacak siz gelecek nesillersiniz diyerek gençlere verdiği önemi de belirtirdi. Evet arkadaşlar, başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız. Sağlıklı, güzel günlerde nice başarılı eğitimler, öğretimler olsun. Sevgi ve sağlıkla kalın.